Burası mı? Hadi. Hay Allah. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Leyla Hanım'ın evi değil mi? Evet. Kendisi burada mı acaba? Ha. Yenge merhaba. Verdin mi? Verdim. Bir şey dedi mi? Bir abi açtı kapıyı. Abisi herhalde. Evde kalabalıktı bayağı. Misafir vardı galiba. Kimse bir şey söylemedi. Aldılar öyle. İyi. Bir şey söyleme. Herkesin kafasından geçenleri biliyorum. Bunun için düşünce okumak gerekmiyor. Hala böyle konuşabildiğine göre bilmiyorsun demektir. Daha önce de söyledim. Kimsenin merhametini istemiyorum. Ben mutlu olmak istedim sadece. Başarmak istedim. Denedim, olmadı. Beceremedim işte. Bir defa mahkum olmaya gör. Cezan hiç bitmiyor. Ömür boyu çekiyorsun. Abim bir türlü, ben bir türlü. Çekiyoruz. Çekmeye de devam edeceğiz. Bundan sonra seçimlerini doğru yaparsan... Yine derse başlama bakışı bu. Asıl tuhaf olan ne biliyor musun? Artık canımın yanmıyor olması. Ne sözler, ne bakışlar, ne azarlar yaralıyor artık beni. Ne şu kapıya gelen eşyalar. Bu evde kendimi sığıntı gibi hissetmem. Hiçbir eskisi gibi acıtmıyor. Uyuştum artık. Yerleştirmene yardım edeyim mi? Yok sağ ol. Ben hallederim sonra. Leyla ne yapıyor? Oturuyor öyle. Öf, adam kafasına atar gibi yolladı eşyalarını. Şahit oldunuz diye iyice utandı. Sakın bu gece üstüne gitme onun. Aman yok, ne diyeceğim Allah aşkına. Bittim vallahi Fikret, bittim. Halim kalmadı artık. İyi geceler. Teşekkür ederim. Lafım olur abi. Konuştuğumuz gibi. Şimdilik bir şey çaktırma patrona. Ben işi kurunca çağıracağım seni. Beraber çalışacağız. Haber bekleyeceğim senden. Arayacağım. Alo. Hiç
vakit kaybetmemişsin. Zaman değerli. Fazla vaktini almak istemedim. Teşekkür ederim. Kararlarımızı uygulamak için ne kadar çabuk davranırsak o kadar iyi, değil mi? Öyle. Eşyalarımı göndermek için herkesin evde olduğu saati seçmen de ayrı bir incelik. Bunun için de ayrıca teşekkür ederim. Özellikle yapılmış bir şey değil. Öyle denk geldi. Bir şey demedim canım. Senden de bu nezaket beklenirdi zaten. Sen benim canımı yakarken düşünmedin hiç. Ne oldu? Böyle yapmakla canın acısı geçti mi? Her şeyini topladım ama kenarda köşede bir şey kalmışsa yine gönderirim çocukla. Gerek yok. Bütün verdiğin sözler gibi onları da kaldırıp çöpe atabilirsin. Tartışmak mı istiyorsun? Anlamadım ben şimdi. Yok canım. Tartışmak da bir iletişim şekli olduğuna göre kesinlikle istemiyorum. Anladım. Hoşça kal. İyi geceler. Ne oldu? Çok serin üşüdük. Hadi Fikret, biz de kalkalım artık. Ha, niye kalkıyorsunuz canım daha erken? Gidelim. Sabah geliriz yine. Tahsin otelde yer ayırtmış. Çok yakın buraya. Temiz, rahat bir otel. Babacığım, merak etme sen bizi lütfen. Ay kusura bakmayın, ne olur. Sığışalım diyeceğim ama hep bu kadar ev. Ah, eskiden olsa bırakır mıydım? Aa, gidiyor musunuz? Evet, sabah geleceğiz yine. Sütlü kakao yapıyordum Umut'la sana. İyi hadi, için öyle gideriz. Ayşe'ye de ver, uyumamıştır daha. Yastığı gördüğü anda uyudu. İyi peki. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.